Vakfımız Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1997 yılında kurulmuş bir vakıftır. Vakfımızın kuruluş amacı Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyet ve asayişe yönelik çalışmalarına destek sağlamaktır. Ayrıca vakfımız jandarma şehit ailelerimize ilk destek yardımını yapıyor. Ve sonrasında ülkemizde maalesef 2 sene önce yaklaşık yaşadığımız depremdeki doğal afet gibi olaylarda AFSD'lerimize yardımda bulunuyor. Vakfımız 2020 yılında vergi muafiyeti kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması üzerine. 2022 yılında kanunla kurulmuş vakıf statüsü elde ettik. Bunların akabinde vakfımıza yapılan bağışlarda yıl sonunda elde edilen toplam gelirin %5'i vergiden düşülebiliyor. Yine bu kanunla kurulmuş vakıf statüsü sonrasında yaklaşık 50 ilimizde şu anda il jandarma komutanlarımızın başkanlığını yapmak suretiyle temsilciliklerimiz oluşturuldu. Biz topladığımız gelirlerin tamamını bu amaçlar doğrultusunda harcayan bir vakfız. İştirakimiz olan JAVDES AŞ en büyük gelir kaynağımız. Sonrasında da yüce gönüllü vatandaşlarımız tarafından yapılan bağışlar sayesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve vatandaşlarımızın hizmetine tam anlamıyla kendimizi var etmek isteyen bir vakfız. Bu şekilde bağış topluyoruz. Eğer vatandaşlarımız da sizin aracılığınızla vakfımıza bir nebze olsun bağış yapmak isterlerse 1839'a bağış yazıp SMS gönderebilirler. Bağış yapmanın en kolay yolu vatandaşlarımız için şu anda bu. Onlar bize destek sağladıklarında biz de vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Onun için sloganımız sizin için varız, sizinle varız şeklinde. Tekstil şirketimizdeki ürünlerimizden bahsetmek istersek, birliklerimizin ve personellerimizin faydalanacağı askeri yönetmelik ürünler, taktik outdoor kıyafetler, vatandaşlarımıza da mağazamız aracılığıyla hizmet vermekteyiz. Resmi kıyafetlerin tamamı, yönetmelik ürünlerin tamamı, askeri malzemelerin tamamı ve taktik outdoor ve sivil kıyafetlerin oluşmakta ürünlerimiz, söyleyebileceklerim bunlar. Aynı zamanda bizim JAVDES şirketleri toplumunda bizim haricimizde 8 tane daha ana şirketimiz var. O şirketlerde de bilişim şirketi, girişim, havacılık, sigorta, gıda, burada göründüğü gibi JAVSU gibi faaliyet gösteren şirketlerimiz var. Birliklerimizdeki personelimizin Jandarma Asayiş Vakfı'ndaki ana görevimiz şehit ve gazilerimizi desteklemek. Desteklerken de personelimiz bizdeki aldıkları ürünlerle destek verdiklerinin düşüncesi oluştuğu için bize katkıları çok fazla olmakta. Biz aynı zamanda satış yaptığımız personelimizden, birliklerimizden bize talep olduğunda birliklerimizin ödeneği olmaması durumunda onların birliklere dönüş yaptığımız ürünlerimiz de var. Göndermiş olduğumuz vakıf aracılığıyla alınan ürünlerimiz de var.